Melik Demirkanlı. Evet, şu an duyabiliyorum. Heh, merhabalar, hoş geldin, geçmiş olsun. Merhaba. Ne oldu, bir anlatabilir misin bize süratle? İşte 14 Aralık gecesi, cumartesi akşamı, Zorlu'da PSM'de bir konserdeydim. Zorlu'da? Hı-hı. Evet, Zorlu PSM'de. İşte normal bir şekilde konser başladı, dans ediyoruz vesaire vesaire. Böyle gece 2 sularında, işte tam o konser alanının kapısının orada duruyordum tek başıma. Hı-hı. Orada işte biri böyle enseme sarıldı. Gel seninle biraz konuşacağız. O ara kimliğini gösterdi. Polis olduğunu söyledi. Hı hı. Hemen böyle o kapının, salonun kapısının 3 metre ötesinde şey var. Bir yangın merdiveni kapısı vardı. Oraya soktu yangın merdivenini. Orada işte yanlış hatırlamıyorsam bir 4 kişi daha var. 4 polis. Bir tanesi amir olduğunu söyledi. Orada işte önce arama yap, bir ihbar olduğunu söyledi ve arama yapacaklarını söyledi. Hı hı. İşte ben önce bunun yasal olup olmadığını vesaire sordum. Evet evet falan dedi böyle. Sonrasında bir üzerimi aradılar. Üzerimi ne arıyorlar? Sonra... Uyuşturucu mu arıyorlar? Evet evet, bir uyuşturucu madde arıyorlar anladığım kadarıyla. Uyuşturucu satıldığına dair bir ihbar almışlar çünkü. Hı hı. Sonrasında işte ceplerimi boşaltmalarını söylediler. Dedim hani tekrar bir ufak itiraz ettim falan. Evet evet yasa vesaire diye tekrar şey yaptılar, baskı kurdular. İşte ceplerimi çıkardım, ceplerimi boşalttım. Cüzdana baktılar, işte telefonla vesaire ne çıkardıysam onlara baktılar. Sonrasında da soyunmamı istediler. Bu sırada da bu arada benim gibi birini daha getirmişlerdi yanına. Aynı ona şekilde aynı, aynı şekilde aynı muameleyi uyguladılar. İkimize de işte soyunmamızı söylediler. Önce tekrardan bir itiraz ettim. Dedim hani bu yaptığınız yasal değil vesaire. Burada amir benim, yasa benim şeklinde. Ne dedi? Ne şey dedi? Oldu. Pardon. Burada amir benim, yasa benim. Seni şey yapan, kontrol evet, eden polis. İşte böyle yapmazsan gözaltına alırız şeklinde böyle tehditleri de oldu. Bizim dediğimizi yapmazsan. Hadi hadi uğraştırma bizi gibi bir, böyle birçok söylem. Soyun diyor yani. Geçiyoruz orada. Evet, soyun diyor. Neyse biz de işte ilk defa kemerimizi çıkardık. İşte sonra pantolonumuzu indirdik vesaire. Sonrasında bize iç çamaşırımızı da çıkarmamızı söyledi. Ne? Evet, iç çamaşırımızı da çıkarmamızı orada, söyledi. Orada, ortalıkta bir sürü evet, insanın arasında. Yok, burası şey, bir yangın merdiveni. Ama polisler var dedin. Sadece polisler var, evet. Hı, yani sonuçta bir sürü insan sayıdır onlar. Evet, tabii. Yani orada bir sürü insan vardı. İşte iç çamaşırımızı indirdik, öyle baktı. Onu da indirdin yaptı yani. Evet, evet, orada indirdim. O indirdik yani yanındaki kişiyle beraber. Sonra? Neye bakıyor işte, yani? Bir yere sakladın mı diye bakıyor şey. Evet, yani... Yani işte. Neyse sonrasında bey tamam falan dedi. Hadi giyinin çıkın falan. Sonra işte üstümüzü giyindik vesaire. Eşyalarımızı topladık. Çıkıyorduk. Tam o sırada çıkarken mesela 5 kişilik bir grup daha geldi. O kişilerden biri kadındı. Ama orada hiçbir kadın polis görmedim açıkçası. Sonrasında çıktık. Dağıldık yani. Dağıldınız. Peki bir şey söyledi mi sana orada hiç polisler? Yok yani sürekli bir tehdit, soyun sadece. Hadi hadi bizi uğraştırma, şey yapma. Böyle çok rutin bir şeymiş. Herkese şey oluyormuş böyle sıradan bir şeymiş gibi. Hadi hadi geç. Duymuş muydun böyle bir şey daha önce Melik? Böyle hani arkadaşlarından. Yok yani böyle bir kontrol alanında böyle bir şeyin olduğunu ilk defa duyuyorum. Yani o an zaten şey yapamadım bile yani ne oldum falan. Anlamadım bile yani o an nasıl bir şey yaşadığımızı. Sonrasında falan böyle idrak etmeye başladım. Sonra canın çok sıkıldı tabii. Bununla ilgili tabii, bir evet, hukuki bir başvuru planlanıyor mu? Evet evet. Bugün avukatımla görüştüm. Onunla da konuştuk. En geç perşembe günü savcıya suç duyurusuna bulunacağız. Pekala. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Melik Demirkanlı ile konuştuk.